Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün virüslerle devam ediyoruz. Virüsler canlı ve cansız olarak sınıflandırılamadıkları için ayrı bir alem olarak, ayrı bir grup olarak inceleniyor. Virüslerin şekillerini görüyorsunuz arkadaşlar. Genellikle birkaç şekilleri olabilir. Burada bakın çıkıntıları olan bir virüs görüyorsunuz. Burada yüzeyine baktığınız zaman daha böyle yatay, baskın şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Genel olarak virüslerin genel özelliklerinden bir bahsedelim. Virüsler biyolojik olarak varlıklar olarak kabul ediliyorlar arkadaşlar. Ancak virüsler herhangi bir canlı aleminde sınıflandırılmıyorlar. Çünkü vücut içerisinde canlılık özelliği gösterirken vücut dışında cansızlık özelliği gösteriyorlar. Bu nedenle virüsler canlı ile cansız arasındaki geçiş formu olarak kabul ediliyorlar arkadaşlar. Baktığımız zaman hücreli yapıda değiller. Yani çok sayıda hücrenin bir araya geldiğini vesaire söylemiyoruz ya da bir hücreden oluştuğunu söylemiyoruz. Yapılarına baktığımız zaman arkadaşlar boyları 10 ile 275 milimikron arasında değişebiliyor. Çok küçük oldukları için ışık mikroskobuyla görülmezler ve onları gözlemlememiz için elektron mikroskobunu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Elektron mikroskobuyla görülebilen çubuk, küre, elips ve spiral şekilli virüsler vardır. Bakın virüslerin şekli değişebiliyor. Bunu da bilmemiz gerekir. Virüslerin yapısından devam edelim arkadaşlar. Yapısıyla devam edelim. Virüsler protein, kılıf ve nükleik asitten meydana geliyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. Nükleik asitleri hatırlayacaksınız. Organik bileşiklerden birisiydi. Nükleik asitler DNA yani deoksiribonükleik asit ve RNA yani ribonükleik asit olarak ayrılıyordu. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri bulunuyordu. RNA'nın yapısındaysa riboz şekeri bulunuyordu. Bunları hatırlamış olalım arkadaşlar. Biz canlıları anlatırken diyorduk ki bütün canlılarda DNA ve RNA bulunur. Artık virüslerden bahsederken diyeceğiz ki DNA veya RNA bulunur. Çünkü birlikte bulunmuyor bunlarda. DNA veya RNA diyeceğiz. Yani DNA'sı varsa DNA virüsü, RNA'sı varsa RNA virüsü diyoruz. Çünkü virüslerde DNA ve RNA birlikte bulunmuyor arkadaşlar. İşte virüslerin yapısına baktığımız zaman bir protein kılıflarının olduğunu ve nükleik asitten meydana geldiklerini ve nükleoprotein taneci olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar nükleoproteini biraz açalım. Nükleo, bakın nükleik asit var yapısında değil mi? Nükleik asit var. Aynı zamanda da protein kılıfı var. O yüzden virüslere nükleoprotein taneci diyoruz arkadaşlar. Çünkü yapısında hem nükleik asit hem de protein kılıf var. Protein kılıfın diğer adı kapsit. Dış yüzeylerinde bulunuyor arkadaşlar ve görevlerine bakalım. Nükleik asidi korur. Yani DNA'yı veya RNA'yı koruyacak. Virüsün gireceği hücre çeşidini belirler. Bakın diyelim ki her virüs her organda etkili olmayabilir. Ya da bir virüs birden fazla organda etkili olabilir. Ama burada bunu belirleyen ne? Kapsitin varlığı. Çünkü kapsit sayesinde virüsün gireceği hücre çeşidi belirleniyor arkadaşlar. Mesela şu anda korona ile mücadele etmeye çalışıyoruz. Korona arkadaşlar genellikle solunum sistemi rahatsızlıklarına sebep oluyor değil mi? Bunu haberlerden duymuşsunuzdur. İşte bu solunum sistemine etki edeceğini kim belirliyor arkadaşlar? Kapsit belirliyor. Yani virüsün protein kılıfı bunu belirliyor. Aynı zamanda virüsün konukçu hücreye yani konak hücreye virüsün çoğalmasını sağlayacak canlı hücreye tutunmasını da sağlayacak arkadaşlar. Virüsün nükleik asidine genom diyoruz arkadaşlar. Virüse özel bir adlandırmadır bu. Bizdekine nükleik asit diyoruz ama virüse geldiğimiz zaman artık adına genom diyoruz. Virüsün genetik maddesine genom adı verilir arkadaşlar. Genom ne işe yarar ona bakalım. Genom üremeden sorumludur. Yani virüsün çoğalmasından sorumludur arkadaşlar. Diğer canlılarda olduğu gibi DNA ve RNA'dır ama az önce söylediğim gibi canlılarda DNA ve RNA birlikte bulunurken virüslerde DNA veya RNA bulunur. Buna da dikkat edelim. Bir virüs çeşidinde ya DNA ya da RNA nükleik asidi ya da genomu bulunuyor diyoruz. Şimdi virüsün iç yapısına ve dış yapısına bir bakalım arkadaşlar. Virüsün iç yapısına baktığınız zaman burada bir kuyruk kısmının olduğunu görüyorsunuz. Bu tutunma işlemini sağlayacak. Protein kılıfı var. Biz buna kapsit diyorduk. Ve virüsün gireceği hücrenin
DNA çeşidini belirliyordu. DNA'sı var, bunun yerine veya diyelim RNA da olabilir. Bakın ikisi beraber yok. Ya DNA ya da RNA var arkadaşlar. Bunun dışında içerisinde evet DNA'sını gördük ve burada bir protein kılıfı var diyoruz. Dıştan baktığımız zaman baş, boyun ve kuyruk kısmının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Virüsün dıştan görünüşü de bu şekilde. Bakın baş, boyun ve kuyruk kısmı var. Anahtar bilgimize bakalım. Canlıların tümünde DNA ve RNA molekülleri birlikte bulunurken virüslerde birlikte bulunmuyor arkadaşlar. Bunu da tekrar vurgulamış olalım. Önemli bir bilgidir. Lütfen gözden kaçırmayalım. Evet, 26. örneğimizle devam ediyoruz. Virüsler aşağıdakilerden hangisine sahiptir diye sormuş arkadaşlar. Virüslerde ribozom yoktur arkadaşlar. Sitoplazma yoktur. Enzim sistemi yoktur. Yani lizozom gibi hücre içi sindirim enzimi bulunduran bir organele ihtiyaçları yok. Çekirdekleri yoktur ama nükleik asitleri vardır. Ama nükleik asitlerden DNA'yı veya RNA'yı ne yapıyorlar? Bulunduruyorlar arkadaşlar. Bunu da bilelim. Doğru cevabımız bu nedenle B şıkkı olacak. Devam edelim. Virüs çeşitlerini görüyoruz arkadaşlar. Virüsler nükleik asitlerinin yani genomlarının çeşidine göre ikiye ayrılıyorlar. DNA virüsleri, nükleik asitleri DNA'dır. Mesela çocuk felci virüsü ve bakteriyofaj DNA virüsünün örnektir. RNA virüsü, nükleik asidi RNA'dır. Mesela grip virüsü ve HIV virüsü. Arkadaşlar HIV virüsü biliyorsunuz edinilmiş bağışıklık sistemini baskılayan bir virüstür. AIDS hastalığına sebep olur. Bu da hem cinsel yolla hem de kan yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır arkadaşlar. Anahtar bilgimize bakalım. Her virüs, her canlıda hastalığa neden olmaz. Örneğin çocuk felci virüsü insanlar için öldürücü olabilir ancak hayvanlara etki etmez. Bakın canlının türüne göre virüsün etki alanı ne yapabilir? Daralabilir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet, virüslerin yaşama şekli dedik ki virüsler canlılık ve cansızlık arasındaki bir geçiş formuydu dedik. Peki bunlar nasıl çoğalıyor, nasıl yaşıyor, nasıl hayatlarını devam ediyorlar vesaire, buna bakacağız. Şimdi virüsler sadece arkadaşlar canlı bir hücre içerisinde canlılık özelliği gösterebilen zorunlu hücre içi parazittir arkadaşlar. Bakın dışarıda canlı değil, canlı vücuduna yani konak hücreye girdiği için canlılık özelliği kazanıyor. Bu nedenle onlara zorunlu hücre içi parazitler diyoruz. Sadece canlı hücre içinde çoğalabilir. Sitoplazmik yapıları yoktur. Az önce söylemiştik. Nükleik asitleri var. Sadece sitoplazmik yapıları bulunmuyor. Bir organelleri yok. Çoğalabilmeleri için yeterli enzim sistemleri ve ribozom gibi organelleri yoktur. İhtiyaç duydukları maddeleri arkadaşlar içinde yaşadığı hücreden ki içinde yaşadığı biz bu hücreye arkadaşlar konak hücre diyoruz. Yani konakladığı, ihtiyacını karşıladığı hücre adını veriyoruz arkadaşlar. Üreyebilmek için canlı hücrelere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle hücre içi parazitlerdir arkadaşlar. Devam edelim. Antibiyotikten etkilenmezler. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın bakteriler antibiyotikten etkilenirken virüsler ve arkeler antibiyotikten etkilenmiyorlar arkadaşlar. Şimdi virüsler ne yapabilir? Bakteri, mantar, bitki, hayvan ve insan hücrelerinde parazit olarak bulunabilirler. Virüsler belirli bir canlının, belirli bir dokusunun belirli bir hücresinde çoğalabilir. Yani o hücreye spesifiktir. Bunu sağlayan neydi? Virüslerin protein kılıfı yani kapsitiydi. Çünkü bu kapsit nereye belirliyordu? Virüsün hangi hücreye gireceğini belirliyordu. Örneğin su çiçeği virüsü deri, çocuk felci virüsü sinir, HIV virüsü ise bağışıklık hücrelerinde çoğalıyor. Bakın spesifik, hücreye, dokuya spesifiktir diyoruz arkadaşlar. Evet, antibiyotikler neye yarıyor bakalım. Mikroorganizmaların enzim sistemlerini etkisiz hale getirir. Virüslerin enzim sistemi olmadığı için virüsler antibiyotikten etkilenmiyorlar. Demek ki virüslerin antibiyotikten etkilenmeme sebebi neymiş arkadaşlar? Enzim sistemlerinin bulunmamasıymış. Bunu da unutmayalım. Devam edelim. Virüslerin neden olduğu hastalıklar ayrıntılı olarak
Rabdovirüsler neden olur arkadaşlar? Kuduza genellikle hayvanlardan insana bulaşan arkadaşlar, beyni ve omuriliği etkileyen bir hastalıktır. Virüs bulaşma şüphesi olan kişilere hemen koruyucu tedavi olarak aşı yapılır. Bunu biliyorsunuzdur, kuduz aşısı. Bir hayvan tarafından ısırıldığınızda ya da bir hayvan sizi tırmaladığında şüpheleniyorsanız, özellikle sokak hayvanı ise ve kulağında küpesi yoksa, aşılandığına dair bir belirti yoksa, hemen koruyucu tedavi olarak aşı yapılmasını yönlendirebiliriz. Kızamıkla devam ediyoruz arkadaşlar. Kızamık, deride çoğalabilen morbili virüsler neden oluyor ve bulaşıcı bir hastalıktır arkadaşlar. Hamilelerde ve bebeklerde çok tehlikeli. Halsizlik, aşırı terleme bunun belirtilerindendir diyoruz. AIDS arkadaşlar, akyuvarları etkileyen, yani savunma sistemimizi etkileyen human immunodeficiency virüs, yani HIV virüsünün İnsan bağışıklık sistemini baskılayacak virüsten bahsediyor arkadaşlar. Neden olur? Bu virüs, yani HIV virüsü, bağışıklık sistemini zayıflatır, hastalıklara karşı vücut direncini azaltır, güvenli olmayan cinsel ilişki, hijyenik olmayan cerrahi müdahaleler, AIDS olan kişiden kan alma gibi yollarla bulaşabilir arkadaşlar. Buna da dikkat etmek lazım. Hatta o kadar bağışıklık sistemini zayıflatıyor ki normal bir şekilde atlatılabilecek basit bir gripin etkisi bile vücutta çok fazla olabiliyor arkadaşlar. Belirtileri arasında gece terlemeleri, yüksek ateş, halsizlik, hızlı kilo kaybı, deri döküntüleriyle kendini gösteriyor. Korunmak için korunmasız cinsel ilişkiden kaçınılmalı, deri altına güvensiz enjeksiyon yapılmamalıdır. Yani steril bir ortamda enjeksiyon işlemi ya da kan alma işlemleri yapılmalıdır. Domuz gribiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir ara bizde de görülmüştü. Ortomyxomyelidae ailesinde yer alan influenza, yani H1N1 virüsü neden olur arkadaşlar. Bu hastalık başlangıçta hafif geçirilebilecek grip olarak gözlenir. Zatürreye, hatta ölüme sebep olabilir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi nayrovirüsten kaynaklanır ve bu virüs arkadaşlar keneler yoluyla insana bulaşır. Zaten o yüzden Kırım-Kongo kenesi var ve kene yoluyla insana bulaşıyor. Ve insanın bağışıklık sistemine ve damar hücrelerine zarar veriyor. Kendine karşı antikor oluşumunu da engelliyor. Trombosit sayısının düşmesine neden olduğu için hastalarda arkadaşlar kanama görülüyor. O yüzden Kırım-Kongo kanamalı ateşi diyoruz. Biliyorsunuz trombositler kan pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir arkadaşlar. Kan pıhtılaşamadığı için akışkanlığını sürekli devam ettiriyor. Bu nedenle kanamalar meydana geliyor. Uçuk herpes, herpes simplex virüsünün neden olduğu genellikle dudak, ağız, burun etrafı ve genital bölgede görülür. Bu bulaşıcı bir hastalıktır arkadaşlar. Hastalığın bulaşmaması için ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu anlatalım. Hastalığın bulaşmaması için hasta kişinin özel eşyaları kullanılmamalı. Mesela bardağında su içilmemeli, tabağından yemek yenilmemeli ya da kaşığı kullanılmamalı gibi. Hastayla yakın temas edilmemelidir. Uçuk kremi sürülerek tedavi edilebilir arkadaşlar. Grip herhalde en sık karşılaştığımız uçukla beraber. Genetik materyali RNA olan üst solunum yollarını etkileyen influenza virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. Viral bir hastalık olduğu için arkadaşlar antibiyotiklerle tedavi edilmiyor. Bol sıvı tüketimi, vitaminli gıdalar tüketme ve dinlenmeyle 3-5 gün içerisinde atlatılabilir. Hepatit B ile devam ediyoruz. Hepatit B sarılık hastalığının bir çeşididir arkadaşlar. Hepatit B virüsünün karaciğere yerleşmesi, çoğalması ve karaciğeri tahrip etmesiyle oluşan bir hastalıktır. Kan yoluyla ve sıklıkla yakın temasla bulaşır. Virüs bulaşmayanları ile aşıyla korumak mümkündür. Belirtiler arasında baş ağrısı, ateş, yorgunluk, halsizlik ve iştahsızlık görülebilir. Hatta böyle hastanelerde çalışacak kişilere başlamadan önce arkadaşlar ne yaparlar? Aşı yaparlar. Hepatit B aşısı kişileri korumak için yapılan bir aşıdır. Devam edelim. Anahtar bilgiyle devam ediyoruz.
virüsle enfekte olan insan hücreleri virüse karşı savunma sağlayan interferon salgılarlar. Evet, viral hastalıklara karşı bağışıklık sağlamanın yolu koruyucu aşı olunması ve tedavi edici serum kullanılmasıdır. İnterferonların amacı şudur arkadaşlar. Virüsle enfekte olan bir hücre var diyelim ki şurada. Bu virüsle enfekte oldu. Bu hücre diyor ki ben interferon salgılıyorum ama bu hem kendisini koruyor hem de bu salgılamış olduğu interferon diğer hücrelere ne yapıyor? Haber veriyor. Diyor ki bana virüs geldi, size de gelebilir. İşte korunmalarını sağlıyor. Şimdi virüsler nasıl çoğalıyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Virüsler kuyruk ipliğindeki enzimlerle konukçunun hücre zarını eritiyor. Virüs genomu hücre içine girer. Bu DNA ya da RNA'ydı. Virüs genomu konukçu hücrenin ya da konak hücrenin enzim ve enerji sistemleriyle ham madde kaynaklarını kullanarak arkadaşlar ne yapıyor? Kendini eşliyor. Yeni protein kılıflarını yani kapsitlerini sentezliyor. Virüs genomlarıyla protein kılıflar birleşerek çok sayıda yeni virüs oluşturuyor. Oluşan yeni virüslerse hücreyi patlatarak ne yapıyorlar? Dışarı çıkıyorlar arkadaşlar. Bu döngüyü bilmemiz gerekiyor. Anahtar bilgimize bakalım. Virüsler pH, radyasyon, kimyasal madde, sıcaklık değişimi faktörlerinden çabuk etkileniyorlar diyoruz. Şimdi her yıl grip aşısı olarak olsak da grip olma ihtimalimiz vardır. Çünkü grip virüslerinin yeni ve farklı çeşitleri ortaya çıkmaktadır. Bunun nedeni virüslerin genetik yapılarının hızla değişebilme özelliğidir. Yani hızla arkadaşlar mutasyona uğrayabiliyorlar. Yani genetik dizilimleri hızla değişebilir diyoruz. Devam edelim. Bize bir tablo verilmiş. Örnek 27'de bazı virüsler ve çoğaldıkları hücre türleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Bakalım. Bir hücre türünde yalnız bir virüs türü çoğalabilir. Bakalım bir hücre türü deri. Bakın deride iki tane virüs çoğalabilmiş. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. DNA virüsleri bütün hücre türlerinde çoğalabilir. Bakalım DNA virüsleri bütün hücre türlerinde çoğalmış mı? Hayır, bununla ilgili bilgi çıkaramayız. Bir virüs türü birden fazla organda çoğalabilir. Bakalım bir virüs türü birden fazla organda çoğalmış mı? Evet, bakın kuduz virüsü beyin ve omurilikte çoğalabilmiş. Kuduz yazalım, bu olabilir. RNA virüsleri bütün hücre türlerinde çoğalabilir. Bakın RNA akciğerlerde ve deride çoğalmış. Bütün hücre türlerinde çoğalmıyor. İnsan hücrelerinde DNA virüsleri çoğalabilirken bakıyorum. İnsan hücrelerinde DNA virüsleri deride çoğalabilirken RNA virüsleri çoğalamaz demiş. Hayır, kızamık virüsü genomu RNA olmasına rağmen deride, su çiçeği virüsü genomu DNA olmasına rağmen deride yine çoğalabilmiş. Dolayısıyla E şıkkı da çıkarılamaz. Doğru cevap C şıkkıdır. Bir virüs türü birden fazla organda çoğalabilir diyoruz. Evet arkadaşlar, devam edelim. Bakteriyofaj adı verilen virüslerin çoğalması aşağıda şematik olarak gösterilmiş. Hemen bakalım. Virüs bakteriye tutunur ve sadece virüs DNA'sı bakteriye girer. Bakın virüsün DNA'sı bakteriye giriyor. Konakçı hücre yani bakteri. Virüs DNA'sı içeri girdi. Bakteri DNA'sı bozulur. Virüs DNA'sı eşlenir. Bu eşlemeyi kim yapıyor? Bakteri yapıyor. Bakteri virüsün DNA'sını eşliyor ve protein kılıf üretimi yapıyor. Virüsler çoğalarak bakteriyi parçalar ve yeni virüsler serbest kalarak vücudu enfekte etmeye devam eder arkadaşlar. Devam ediyoruz. Virüslerin cansızlara benzeyen özelliklerine bakalım. Birincisi arkadaşlar, virüsler hücreli yapı göstermezler. Bu nedenle cansızdırlar. Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek ve organelleri yoktur. ATP, DNA ve RNA gibi moleküllerin sentezi için gerekli olan neleri yok? Enzimleri bulunmuyor arkadaşlar. İkinci özellikleri büyümez, beslenmez, aktif hareket edemez. Bazıları hücre dışında kristalize olur. Bu bir cansızlık özelliği. Canlılara benzeyen özellikleri arkadaşlar. Üreyebilir yani çoğalabilir. Konakçı hücre içerisinde nükleik asitlere, DNA veya RNA'ya sahiptir. Protein yapıda kılıfları vardır ve mutasyona uğrayabilirler. Aynı zamanda yeni gen kombinasyonları oluşturabilir. Aynı konukçu hücrede yani konak hücrede üreyen iki farklı tip virüs arasında gen alışverişi
olabilir. Bakın bunlar da tehlikeli durumlar. Virüslerde görülen hem cansızlara hem de canlılara ait bu özelliklerden hareketle virüslerin cansızlarla canlılar arasında geçiş formu olduğu ileri sürülmüştür arkadaşlar. Dayanak neymiş? Canlı ve cansız özelliklerinin bulunması. Virüslerin kullanım alanları, onlara bakalım arkadaşlar. Virüsler moleküler ve hücresel biyoloji alanlarında hücrelerin işlevlerini anlamak için kullanılırlar. Örneğin genetikte kalıtım bilimidir. DNA çoğaltılması, transkripsiyon yani DNA'dan mRNA sentezi, RNA işlenmesi, translasyon, protein sentezi demektir. Protein taşınması olaylarının mekanizmalarının anlaşılmasında virüsler kullanılmaktadır. Ayrıca bağışıklığın sağlanması gibi temel hücresel mekanizmaların anlaşılmasında da virüslerin etkili olduğu gözlemlenmiş. Devam edelim arkadaşlar. Genetik mühendisliği çalışmalarında hücrelerin içine genleri sokmak için virüsler arkadaşlar taşıyıcı araç yani vektör olarak kullanılıyorlar. Bu yöntem kanser tedavisi için ve gen tedavisi için, gen terapisi için oldukça önemli. Tarım ve hayvancılıkta transgenik canlılar arkadaşlar, transgenik şu demektir, bizim bildiğimiz anlamıyla GDO yani genetiği değiştirilmiş organizma demektir. Transgenik canlılar üretmek için ve gen transferinde yine virüsler vektör olarak, yani aracı olarak ne yapılabilir? Kullanılabilir. Virüsler arkadaşlar aşı üretiminde kullanılarak tıp alanında da fayda sağlarlar. Hatta aşı dediğimiz şey aslında vücudumuza zayıflatılmış mikroorganizmaların verilmesi durumu. Virüsler salgın hastalıklara neden olmaktadır. Şu anda korona virüsü gibi ya da COVID-19 gibi arkadaşlar. Bu nedenle virüslerin biyolojik silah olarak kullanılmalarından endişe edilmektedir. Evet, anahtar bilgi kısmımıza bakalım arkadaşlar. Gen terapisi. Virüslerin kullanılmasıyla hücrelerdeki genlerden bozuk olanlar ile sağlam olanların yer değiştirilmesidir. Gen terapisi sayesinde genetik hastalıklara sahip insanların tedavi edilmesi amaçlanmaktadır arkadaşlar. Tabii bunlar bizim için oldukça tıbbi müdahaleler, oldukça bilimsel önemi olan yöntemler. Şimdi biz virüslerden bu kadar bahsettik, dedik ki canlı ile cansız arasındaki geçiş formu dedik, canlılara benziyorlar, cansızlara benziyorlar işte vesaire vesaire. Peki biz bunlardan nasıl korunabiliriz? Yani kuduz virüsünden, uçuk virüsünden veya hepatit B'den vesaire AIDS'ten nasıl korunabiliriz? Bunlara bir bakalım arkadaşlar. Viral hastalıklardan korunma yolları neler yapmamız lazım? Yemekten önce ve sonra elleri sabun ve bol suyla iyice yıkamak gerekiyor. Bu dönemde oldukça önemli olduğunu hepimiz gördük arkadaşlar. Ellerimizi 20 saniye ile 30 saniye arasında iyice su ve sabunla yıkamak bizi viral hastalıklardan koruyabilir. Devam edelim arkadaşlar. Tuvaletten önce ve sonra yine elleri sabun ve suyla bolca yıkama. Çünkü arkadaşlar tuvalete girdiğimizde de üreme kısmının ya da boşaltım organımızın temizliği için elimizin de temiz olması gerekiyor. Oradakiler, bizim elimizdekiler oraya geçip orada bir enfeksiyona sebep olabilir. Ya da oradakiler elimize geçtiği için elimizi yıkamazsak başka hastalıklar olabilir. Toplu yaşanılan alanlarda öksürme ve hapşırma durumlarında ağzı kapatma. Evet, böyle kolumuzu hemen orta kısmına getirip ne yapıyoruz? Hapşırma ya da öksürme durumunda ağzımızı kapatıyoruz. Sokaklara tükürmeme, bakın. Hem toplum kuralıdır hem de sağlık açısından önemlidir. Çünkü o kişinin tükürüğünün içerisinde ne olduğunu bilemeyiz arkadaşlar. Beşinci işlem, kişisel temizliğe ve hijyene dikkat etme. Evet, vücut temizliğimize dikkat etmeliyiz. Beden temizliğimize. Sonrasında kıyafetlerimizin temizliğine dikkat etmeliyiz. Eve gittiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız, üzerimizi değiştirmeliyiz ve yeni kıyafetler giymeliyiz, değil mi? Bunları her birimiz zaten biliyoruz. Hasta insanlarla doğrudan temastan kaçınma, evet, el sıkışma, öpüşme, bunlar riskli durumlardır arkadaşlar. Artık bunları yapmamamız gerektiğini, minimize etmemiz gerektiğini, sosyal mesafeyi korumamız, birbirimize daha yakın olabilmemiz için aslında uzak durmamız gerektiğini her birimiz öğrendik. Bu nedenle temastan kaçınmamız lazım. İçme suyunun temiz olmasına dikkat edilmeli arkadaşlar. Çünkü içme suyunun içerisinde de mikroorganizmalar, virüsler olabilir. Bunlar da bizim sinir sistemimizi ya da herhangi bir sistemimizi enfekte edebilir. Devam edelim. Açıkta satılan, son kullanma tarihi geçmiş gıdaları tüketmeme. Evet, açıkta satılan mesela diyelim ki özellikle peynir,
süt ürünleri, et ürünleri bunlar tehlikelidir arkadaşlar. Mesela sokakta simit satılması vesaire eğer kapalı bir camekanla kapalı değilse o riskli bir durum oluşturuyor. İşte bunlara tüketmemekte fayda var. Son kullanma tarihine sık sık bakmamız gerekiyor. Özellikle dediğim gibi et ve süt ürünlerinin oldukça önemli. Çünkü et ve süt ürünleri viral açıdan bizim için riskli besin kaynakları olabilir eğer tarihleri geçerse. Sebze ve meyveleri arkadaşlar bol suyla yıkadıktan sonra ne yapmamız lazım? Tüketmemiz gerekiyor. Hatta böyle annelerimiz yaparlar. Marulları, salata malzemelerini vesaire böyle güzel bir sirkeli suya yatırıp orada bir tozun toprağın dibe çökmesini beklerler. Sonrasında da onları tekrar iyice yıkayıp ne yapabiliyoruz? Tüketebiliyoruz. Buna da dikkat etmekte fayda var. Hayvansal gıdaları iyice pişirip tüketme ve çok tehlikeli bir durum yapmamak lazım. Tabii bu da önemli. Mesela tavuk, mangal yapıyoruz. Yakarsak bu da kanserojen etki meydana getiriyor. Ama pişirmezseniz kanlı kalırsa bu da hastalığa yakalanma riskini arttırıyor. O yüzden hayvansal gıdalar özellikle iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Hastalıklara karşı koruyucu amaçlı aşı yaptırma. Biliyorsunuz bir ara ya da haberlerde duymuş olabilirsiniz. Bir ara anneler ikiye bölünmüştü. Uzmanlarda olduğu gibi aşı yaptırılmalı mı, yaptırılmamalı mı? Artık günümüzde herkes aşının ne kadar önemli olduğunu, özellikle diğer hastalıklardan korunmak anlamında ne kadar ciddi öneme sahip olduğunu görmüş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, virüslerle beraber canlılar dünyasının hayvanlarla beraber canlılar dünyasını bitirmiştik. Virüslerle beraber de arkadaşlar canlı ve cansız arası form olan virüslerle beraber de konumuzu, ünitemizi tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.